TRT ve Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye programında konuştu. Erdoğan, engelli vatandaşlarımıza yönelik adaletsizliklerin ortadan kaldırılması asli vazifemiz dedi. Engellilerimizin kültürel ve sportif faaliyetlere katılabildiği gündüz bakım evlerimizin sayısını 137'ye yükselttik. Ülkemizin dört bir yanındaki 145 umut evinde engelli vatandaşlarımıza ev ortamında hizmet sunmaya devam ediyoruz. 2002 yılında 21 olan engelli bakım merkezlerimizin sayısını 106'ya çıkardık. Bu merkezlerdeki 6832 vatandaşımızın her türlü ihtiyacı ücretsiz bir şekilde karşılanıyor. 2024 yılı Ekim ayı itibariyle farklı şehirlerdeki 317 özel bakım merkezinde hizmet alan 30.165 engelli vatandaşımızın %94'ünün bakım maliyetlerini devlet olarak biz karşılıyoruz. Diğer taraftan otizm alanında ihtisaslaşmış gündüzlü ve yatılı bakım merkezlerinin de yaygınlaştırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere ikinci ulusal eylem planımızı da uygulamaya başladık. Engelli kardeşlerimizin hiçbir zorlukla karşılaşmadan hayatın her alanında güçlü şekilde var olabildiği bir ülke, Türkiye 100 yılında ulaşmak istediğimiz hedeflerden biridir. Türkiye 100 yılı sadece barışın, huzurun, kardeşliğin değil, engellilerin de 100 yılı olacaktır. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, 2030 engelsiz vizyon belgesini bundan 3 yıl önce yine Dünya Engelliler Günü vesilesiyle ilan etmiş, milletimizle paylaşmıştık. Vizyon belgesinin 3 yıllık uygulama aracı olan engelli hakları ulusal eylem planının ilk 2 yılını neredeyse geride bıraktık. Eylem planımızın hedeflerine tam anlamıyla ulaşabilmesi için hepimizin daha gayretli, daha hevesli, daha özverili çalışması gerekiyor. Engelsiz bir Türkiye istiyorsak, tüm kurumlarımızın uyum ve işbirliği içinde buna katkı sağlaması şarttır. Bu noktada sorumluluk üstlenen tüm birimlerimizin gereken özeni, titizliği, hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak durumundayım. Gerçek manada engellilik hali azmini ve idealini kaybetmişler içindir. Azmini ve idealini kaybetmemiş olanlar için engel yoktur. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İrade Engel Tanımaz Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası'nın açılışına katıldı. Özel, partisince düzenlenen turnuvanın hem bir farkındalık yaratma açısından hem de gelecekteki güzel örnekler açısından kendilerine yol gösterici olacağını belirtti. Sizleri de bugünkü bu organizasyonda ağırlıyor olmak bizler için çok büyük bir mutluluk. Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz. Malum yarın Engelliler Günü, sabah hep birlikte Anıtkabir'de olacağız. Ve bugün başlayan ve bugün sonuçlanacak olan bu mini turnuvanın birinci, ikinci, üçüncüsüne de ödüllerini hep birlikte grup toplantımızda vereceğiz. Bu ilk organizasyon, bu yüzden eksiklerimiz mutlaka olmuştur. Ama buradan öğrenerek her yıl biraz daha geliştirmeyi düşünüyoruz.
Örneğin bir eşleşmede bir görme engelliyle bir işitme engellinin nasıl müsabaka yapacağına çalışıp bu konudaki deneyimlerden yararlanıp seneye tüm engel gruplarını buraya katmayı ümit ediyoruz. Ayrıca bu organizasyondan daha ilk uğradığım masa çok güzel ama bunu belediyeleriniz de yapsın dedi. Bunu da belediye başkanlarımıza bir ödev olarak ileteceğiz. Genel olarak yürüdüğüm masalar içinde hep sordum yeni kazandığımız belediyeler için. Arkadaşlarımız dediler ki yüzümüz güldü, iyi ki seçildi. Şimdi çıkıp o arkadaşlara teşekkür telefonu açacağım. Çünkü önemli olan bir makama gelmek değil, o makamda size yakınlarınızın, partilerinizin ne dediği değil, rastgele ve kırılgan bir grubun, bir engelli arkadaşın o belediyenin hizmetinden memnuniyetini ifade etmesi bizim için mutlulukların en büyüğü. Bu turnuva hem bir farkındalık yaratma açısından hem de gelecekteki güzel örnekler açısından bize yol gösterici olacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakaret siyasetiyle bir yere varılamaz, millet hakaret siyasetine sıcak bakmaz, bu sizi bir yere getirmez diyoruz ifadelerini kullandı. Tunç, Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Kastamonu Merkez İlçe 8. olan kongresindeki konuşmasında şunları kaydetti. Milletimiz AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı neden iktidarda tutuyor? İktidarda milletin sesi olduğu için iktidarda tutuyor. Milleti gibi düşündüğü için iktidarda tutuyor. İcraatçı olduğu için, eser ürettiği için iktidarda tutuyor. AK Parti eser siyaseti yapıyor. AK Parti karalama siyasetine hayır diyor. Bakın bugün CHP'nin eski genel başkanı da, yeni genel başkanı da ne eskiden ders çıkardıkları var, ne akıllandıkları var. Sürekli bu ülkenin kalbinde yer etmiş, milletin sevdalısı olmuş bir lidere siz her gün hakaret ederseniz işte sonunuz diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı gibi olur. Hakaret siyasetiyle bir yere varılamaz. Millet hakaret siyasetine sıcak bakmaz ve sizi bir yere getirmez diyoruz. Ve işte 10 yıldan fazla genel başkanlığı yapıp çok sayıda seçim geçirip bir yere varamamış eski genel başkanınıza bakın, bugün aynı duruma düşmeyin diyoruz. Bu sefer de diyorlar ki ya Adalet Bakanı olarak siz bunu nasıl söylersiniz? Siz acaba yargı sopasını mı gösteriyorsunuz? Hayır diyoruz. O ifadelerin, o kabul edemeyeceğimiz çirkin sözlerin suç teşkil edip etmediğine karar verecek olan bu ülkenin bağımsız ve tarafsız yargısıdır diyoruz. Ama siz karalama siyaseti yaparsanız, milletten destek bulamazsanız, o nedenle siyasette başarılı olamazsınız. O nedenle sonunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı gibi olur diyoruz ama anlamak istemiyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor. Çünkü eser üretmek gibi, icraat yapmak gibi bir dertleri yok. Konuşmasının ardından AK Parti Merkez İlçe Başkanı Şenol Kızıl Abdullah tarafından Kastamonu'da eğitim gören Bakan Tunç'a okul çağındaki fotoğrafıyla diploması verildi. Bakan Tunç, okul çağında çekilmiş fotoğrafın kendisinde dahi olmadığını belirterek hediye için teşekkür etti. Bu resim benim Kastamonulu yıllarım. Nereden bulunmuş gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ortaokulda çektirdiğimiz Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'ndeki bir resim. Başkanım nereden buldunuz bunu? Bende yok bu. 1985 yılında ortaokul diplomanız için çekilmiş bu fotoğrafın büyütülmüş halidir. Küçük olanı bizde ana kalacak inşallah. Evet. Ortaokuldaki orta 3'teki fotoğrafım. Ama ondan sonra burada 3 yıl daha kalmıştık. Daha büyük resimlerim de var. Hatta hükümet binasının önünde de bir
resmim var. O resimler biraz daha büyük. 6 yıl burada devlet bize parasız yatılı. Tabii biz babam köyde öğretmendi. Mecburen bir yatılı okulu kazanmamız gerekiyordu. Devlet parasız yatılı sınavlarına gittik, girdik. Kastamonu'yu kazandık. Bazı arkadaşlarımız burada Abdurrahman Paşa Lisesi'ni kazanmıştı. 6 yıl boyunca burada yatılı okuduk. Ve sadece karne tatillerinde ve yaz tatillerinde Bartın'a gittik. Yani benim Kastamonu'da gerçekten hatıralarım var. O nedenle Kastamonu'nun yeri bizde bir başka. Kastamonu olmak onur verici. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı oldu. Çok sağ ol başkanım. Teşekkür ederiz. Zonguldak eski milletvekili ve devlet eski bakanı Ömer Barutçu hayatını kaybetti. Ömer Barutçu için çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenecek ve ardından Ömer Barutçu Ankara'da toprağa verilecek. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Barutçu Ankara'da vefat etti. Görev süresi boyunca Zonguldak ve çevresinin kalkınması adına birçok çalışma gerçekleştiren Barutçu'nun vefatı üzüntüyle karşılandı. Barutçu için 4 Aralık çarşamba günü saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenecek. Ardından Barutçu için Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak ve Ankara'da toprağa verilecek. Merhum Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ömer Barutçu 1942 Vakfı Kebir Trabzon doğumlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunuydu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Talebe Cemiyeti Başkanı, Türkiye Milli Talebe Federasyonu Başkanı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kızılay Derneği Denetleme Kurulu Üyesi ve Genel Yönetim Kurulu Muhasibi, Türkiye Odalar Birliği İdari İşler Daire Başkanı olarak görev yaptı. Ömer Barutçu Doğru Yol Partisi'nden 16, 18, 19, 20 ve 21. dönem Zonguldak Milletvekili, 49, 51 ve 52. Hükümet Devlet Bakanı, 53 ve 54. Hükümet Ulaştırma Bakanı görevlerinde bulundu. Ömer Barutçu evli ve 2 çocuk sahibiydi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Devlet Eski Bakanı Ömer Barutçu'nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı. Tunç mesajında şu ifadeleri kullandı. Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Bakanı görevlerinde bulunan Zonguldak Eski Milletvekili Ömer Barutçu'nun vefatını teessürle öğrendim. Ülkemize sunduğu hizmetler, Zonguldak ilimize ve bölgemize kattığı değerlerle anılacak olan merhum Ömer Barutçu'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet, makamı âli olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Şinasi Altıner, Ömer Barutçu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, BRTV'ye yaptığı açıklamada, Ömer Barutçu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Bölgemiz için çok önemli bir siyaset adamıydı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Şinasi Altıner ise Ömer Barutçu'nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, bölgemize çok büyük katkılarda bulunmuş iyi bir siyasetçiydi, başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, ülkenin neresinde antidemokratik bir uygulama varsa, bir ihlal varsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak oradayız, halkımızın yanındayız dedi. CHP Kastamonu İl Başkanlığı'nda düzenlenen İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan Şahbaz, demokrasinin, insan haklarının, eşitliğin, hakkın ve hukukun tekrar hayata geçmesi için mücadele ettiklerini söyledi. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Danışma Kurulu'muza hoş geldiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüyoruz ki halkımızın bize çok büyük bir teveccühü var ve biz bu baskılara halkımızla birlikte sonuna kadar direneceğiz ve karşı duracağız. Bunu ülkenin her yerinde yapacağız ve yapıyoruz. Esenyurt'ta karşıysak Hakkari'de de karşıyız, Kayyum'a. Mardin'de de karşıyız, Batman'da da karşıyız. Ülkenin neresinde antidemokratik bir uygulama varsa, bir ihlal varsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak oradayız, halkımızın yanındayız, haklının ve hukukun yanındayız.
28 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da yapılan Kastamonu tanıtım günleri sona erdi. BRTV etkinlikleri en başından itibaren takip etti ve canlı yayınlarla izleyicilerimizle buluşturdu. Yüzlerce kişi tanıtım etkinliklerini ziyaret etti. Kısa adı KASKON olan Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Alver etkinlikleri BRTV'ye değerlendirdi ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Şimdi tabii ki sadece Kastamonu'ya değil, bütün illere yeni kapıyı açtığı için, bize böyle bir imkanı sağladığı için İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bizi buralara böyle bu şekilde insanların bir araya gelmesinde, kaynaşmasında emeği oldu. Sonsuz teşekkürler. Burada gördüğümüz kadarıyla başkanım hemen hemen İstanbul bölgesinde kurulu bulan bütün ilçelerin dernekleri, federasyonu, federasyonları hepsi birer ikişer standta kendi yörelerinden işte çeşitli kareler, fotoğraflar, onun devamında yiyecek, içecek, gastronomi ve çeşitli el ürünleriyle buradalar. Değil mi? Evet, evet. Şimdi kadın emeği derneklerimiz var. Bunlar getirdikleri ürünü burada sundular. Şimdi şöyle bir şey daha var. Kastamonu Konfederasyonu biliyorsunuz başkanım. 15 tane federasyondan oluşan bir sivil toplum kuruluşlarının en üst çatısı. Burada 19 tane ilçemizin 19'u da burada stand açtı. Kendi ilçelerindeki, köylerindeki dernek başkanları olsun, kendi üyeleri olsun, onlarla haşır neşir oldular. Bir araya geldiler. Biz bunu da sağladık. Sadece ürünlerle ilgili değil, bütün ilçeler burada stand açtı. Çok güzel oldu. Yani kaynaşma oldu. Yani çok güzel bir kaynaşma oldu. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sene gerçekten güzel oldu. Kastamonu'ya davet ettiler. Bir de dediler bir Kastamonu Konfederasyonu olarak, federasyon olarak bir de burada böyle bir şey yapalım. Biz de söz verdik. İnşallah Kastamonu'da yenisini yapacağız. İlkini yapacağız. Çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani onun için zevkle yapıyorum. Yani bunu ben yaşımız 70 ama hakikaten böyle 30 yaşında, 35 yaşındaymış gibi böyle emek veriyoruz. Ben de zevk alıyorum bundan. Kastamonu insanını çok seviyorum daha ziyade. Kastamonu deyince böyle içim açılıyor. Onlara bol bol selam gönderiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Dalkıran, Kastamonu tanıtım günlerini BRTV'ye değerlendirdi. Dalkıran, kendisinin de Sinoplu olduğunu ve bölgemizin birlik beraberliğinin önemli olduğunu dile getirdi. Dalkıran ayrıca organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Hasan Dalkıran, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın STK'lardan sorumlu başkan, siyasi sorumlusu da vardı galiba değil mi başkanım? Evet, tabii ki. Öncesi bir tanıyalım sevgili Hasan Başkanım. Ben Hasan Dalkıran, Sinopluyum kendim. Dolayısıyla geçen hafta da burada Sinop günlerimiz vardı. Bugün de burada Kastamonlu hemşehrilerimizle beraber bir arada olmaktan, onun ayrıcalıkla özellikle keyfini yaşıyoruz. Sinop bir aynı şekilde bir tarafımızda dernekçiyim. Sinop Dernekleri Federasyonu'nun genel başkanlığını yapıyorum. Akabinde bu dönem tabii ki Esenler'de bir belediye başkan adaylığımız oldu. Cumhuriyet Halk Partimizden. Tabii şu anda da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının koordinatörünü bizlere takdim ettiler. İPA Yönetim Kurulu üyeliği yapıyorum. Ve şu anda da tabii ki bu alanın tahsisini sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak kaydıyla ve sivil toplum kuruluşlarındaki ekibimizle birlikte Vedat Kara ve ekibine ben özellikle BRT televizyonumuzun aracılığıyla herkese çok teşekkür ediyorum. Şunu ifade etmek isterim. Bugün burada gerçekten çok mutluluk var, keyif var, bir tarafta kültürü var, bir tarafta yöremizin Kastamonu'daki ürünlerimiz ve tabii ki bir standlarımız onlar var. Bir tarafta kültürümüz içerisinde olan yöresel sanatçılarımız burada. Tüm hemşehrilerimizle beraber kaynaşarak güzel bir etkinlik sağlanıyor. Hava da güzel ve sonuçta şunu da ifade etmek isterim. Sinop, Kastamonu değişmiyor zaten. Kastamonu'ya Üsküdar'a kadar daha önceki biliyorsunuz yani tarihimizin içerisinde Kastamonu'ya kadar Kastamonu'ya tüm vilayetler bağlıydı bölge anlamında. Kastamonu, Sinop tabii ki bu bölgelerde her zaman vatanını, milletini, toprağını seven onurlu, şerefli, haysiyetli insanlar
hep olmuştur, hep olacaktır da. Çünkü bizler uyum içerisinde birlikte entegre olarak ve bu toplumu birlikte refahını ve huzurunu sağlamak için bu yollarda beraber gayret edeceğiz, mücadele edeceğiz. Onun keyfini yaşamaktan da ayrı bir mutluluk ve haz alacağız. Onun için tabii ki ben biraz önce açılışımız oldu ve özellikle İstanbul'da yaşayan tüm Kastamonlu hemşehrilerimi özellikle Yenikapı'ya davet etmek isterim. Çünkü burada hemşehriler var. Belki bugüne kadar 10 yıldan beri, 20 yıldan beri görmedikleri hemşehrileri burada özellikle göreceklerdir. Öbür tarafta yani ürünlerimizin mesela lezzetlerini gelsinler burada Yenikapı'da taze bir şekilde o doğamızın güzel kokusuyla beraber ormanıyla toprak kokusunu burada alsınlar. Yani onun keyfini çıkartmanı özellikle arzu ederim. Yani Yenikapı'yı da bu 4 gün boyunca pazar günü akşam saat 20'ye kadar Kastamonlu hemşehrilerimi özellikle İstanbul'da yaşayan tüm halkımızı Yenikapı'ya beklerim. Bundan dolayı tekrar burada bu organizasyonu sağlayan konfederasyon başkanımıza, dernek başkanlarımıza ve basın mensubu arkadaşlarıma sizlere de özellikle çok teşekkür ediyorum. Her şey bu hafta Kastamonlular için olsun diyorum. Güzel yürekli, güzel dostlu insanlar için bir arada kaynaşarak mutlu bir şehir haline gelmesini arz ederim. Uzun yıllardır İstanbul'da siyaset yapan CHP İstanbul Eski İl Başkanı, Kaster Danışma Kurulu üyesi Muhittin Tığlı, Kastamonu tanıtım günlerini değerlendirdi. Tığlı, siyasetin karıştığı sivil toplum hareketleri çöker, siyaset sivil toplumu bir rahat bıraksın dedi. Yeni kuşaklarımız var. Kastamonu'nun geleceği çok parlak. Ama buradan bir birlik, bütünlük mesajı vermek istiyorum. Siyasetin karıştığı sivil toplum hareketleri çöker. Siyaset sivil toplumu bir rahat bıraksın. Sivil toplum kendi işini yapsın, siyaset kendi işini yapsın. Dernekleri bölmeden, derneklerin içine siyaseti bulaştırmadan herkes sivil toplumcu olsun, herkes dernek olsun. Bugün Türkiye'nin tarihine baktığınızda Kastamonu'nun çok önemli ve çok büyük yeri var. Her tarihsel dönemişlerde bir Kastamonu ağırlığı var. Yani baktığınızda Türkiye'de ilk kadın mitingi Kastamonu'da yapılmış. Hatta daha ötesini söyleyeyim, çok bilinmez. Taşköprü'de bir üretici mitingi, sarımsak üreticileri mitingi yapılmıştır ve ondan sonra sarımsağa bir fiyat konmuştur. Bu ve buna benzer emek hareketlerinin olduğu bir yerdir Kastamonu. Eskiden Üsküdar'a kadar Kastamonu, bugün hala Kız Kulesi'nin tapusu Kastamonu'nun üzerinde. Osmanlılar çok fazla bir yatırım yapmamıştır Osmanlı İmparatorluğu ama ondan evvel Candaroğulları var, diğerleri var. Kastamonu'da ciddi yatırımlar yapılmıştır. Evliyalar şehridir. Hem dini hem manevi ağırlığı çok fazladır Kastamonu'nun. Biz vatandaşa hizmet etmekle mükellefiz. Belediye başkanlarımız, belediyelerimiz. Yani efendim o oldu, ben oraya gitmem. Böyle bir dünya yok. Kastamonu'nun olduğu her yere ben giderim. Ben siyasetçiyim. Kastamonu'nun ve Kastamonu'nun olduğu her yere ben giderim. Ve orada Kastamonu'nun temsil edilmesini sağlarım. Her siyasi görüşten siyasetçi arkadaşlarım da bana dikkat edeceğini düşünüyorum. Bu olursa o şey senin dediğin işte tehlike ortadan kalkar. Yani işte efendim o A partili, bu B partili. İşte onun düzenlediği yere ben gitmem. Bunun düzeni ben ya öyle bir şey yok. Oraya kim geliyor? Kastamonu'ya geliyor. Kastamonu'ya. Ben önce Kastamonu'yum, sonra Cumhuriyet Halk Partili'yim. Ben önce Kastamonu'yum, sonra Cumhuriyet Halk Partili'yim Kastamonu toplumlarında. Rahmetli babam Sabri Sarı'nın bana bir öğüdü vardır. Der ki, oğlum derneklerde siyaset yapılmaz, siyaset dernekleri börer. Ben bu minfarda devam ediyorum. Derneklerimize siyaset yapmadan Kastamonu'ya ve Kastamonu'lara ayrı olarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Kastamonu Kadın Dernekleri Kastamonu Tanıtım Günleri'nde yerini aldı. Kastamonu Kadın Dernekleri Başkanı Emine Çelik Tanıtım Günleri etkinliğinde kurdukları standlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kadın Dernekleri Başkanı Sayın Emine Çelik'le birlikteyiz. Sevgili başkanım kolay gelsin. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok güzel gün geçiriyoruz burada memleketimizin tanıtımı ile ilgili. Sağ olsun vatandaşlarımızın da ilgisi çok yüksek. Biz de Kastamonu kadınlarını temsilen buradayız. Memleketimizi tanıtmak için mücadele veriyoruz. Güzel günler geçiriyoruz. 4 gündür çok yoğun bir ilgi var memleketimize. Biz de tanıtımı en iyi şekilde yapmak için
uğraşıyoruz burada, görevliyiz. Başkanım, öyle güzel bir stand hazırlamışsınız ki insanlar geçerken buraya bakmadan böyle geçemiyorlar. Çok güzel, elinize sağlık. Daha çok Kastamonu ruhunu yaşatmak istedik. Mesela küremizin kilimi var, küreden geldi bize. Yayıklarımız, işte Kastamonu olan herkes, daha doğrusu Anadolu'lu herkes bilir. Herkesin evinde bulunan bazı ürünler, materyaller. Biz de burada doğru bir tanıtım yapmak istedik aslında. Evet, sevgili başkanım, tabii ki şöyle bakıyorum, sosyal kültürel birçok da çalışmalarınız var. Evet. Neler yapıyorsunuz? Şimdi bizim kuruluş amacımız zaten Kastamonu'yu tanıtmak, aslında Kastamonu kadınını anlatmak. Kastamonu kadının tarihini anlatmak. Bizim geçmişimiz, adını kahramanlıklarla yazmış Kastamonu kadınlarımız var. İşte Şerife bacımız, Halime çavuşumuz, Rahime kaptanımız, Necibe ninemiz. Bunların hepsini, hatta Şehit Şerife Özden kalmışımız var. Mardin Midyat'ta vefat eden 6 aylık bebeğiyle. Kadınlarımızın anısını yaşatmak, onlara olan vefa borcumuzu ödemek. Çünkü biz onların yaptığı mücadelenin sonucundan bu memlekette böyle güzel ortamlarda yaşıyoruz. Bir vefa borcu memleketimize ve geçmişteki kadınlarımıza. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimize... Yapıyoruz diyor. Dikkat edersiniz sevgili seyirciler. Yapıyorum demiyor, yapıyoruz. Ekibi var burada. Hep birlikte. Evet, beraber yapıyorlar. Arkadaşlarımın desteği gerçekten hafife alınmayacak destekler sunuyorlar. Yani bir lider var ama arkasında çok bir güçlü ekip olmadıktan sonra liderler tek başına pek bir şey beceremezler. Kastamonu'nun tanınan ses sanatçılarından Yılmaz Cesur da Kastamonu tanıtım günlerindeydi. Cesur, BRTV ekibine Kastamonuları yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Diğer yandan Kastamonu'da iş insanı İsmet Kütük de burada yaratılan birlik beraberliğin devam ettirilmesini ümit ediyorum dedi. Evet, bölgemizin önemli seslerinden bir tanesi Kastamonu'nun hemşerimiz Yılmaz Cesur'la birlikteyiz. Tabii ki sanatçının yanına gelince bir iki laf eder, ardından da bir türkü söyler diye düşünüyorum. Efendim, öncelikle sonsuz teşekkür ederim Osman abi. İyi ki varsın. İyi ki varsınız. Böyle güzel dostlarımız var. İsmail Kütük yanımızda. Gerçekten bizler için onur, gurur. Tabii ki Karabük'ten buraya geldiniz. BRTV ile biz gerçekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bütün kültür elçilerimize sahip çıkıyor. Yani bizleri onur ediyorsunuz. Bakın, bu 4 günlük süreçte burada gece demediniz, gündüz demediniz. Hem sanatçılarla, hem kültür elçileriyle, hem de buradaki etkinliğimizde beraber oldunuz. Sonsuz teşekkür ediyorum abi. Sağ ol, var ol. İsmet abi burada. İsmet abiden birkaç kelam alalım. Ondan sonra istediğiniz şarkıyı, türküyü söyleyeyim. Tamam mı? İsmet abi, merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim hemşerim ya. Sağ olun. Siz her ne kadar Karabüklüyseniz de Osmanlı'daydı herhalde. Kastamonu'ya bağlıydı. Üsküdar Kastamonu'ya bağlıydı. Onun için bizim ayrıcalık, gayrıcalığımız yok. Ama inşallah bu derneklerimizi, işte konfederasyondu, federasyondu vesaire, her neyse. Ben geçmişte bu dernekte bir 5 yıl görev yaptım Kaster'de. Ondan sonra holdinge geçtik vesaire. Biraz daha Allah şifalar versin, Yavuz abi hasta olduğunu, evet, rahatsız olduydum. Evet, onların bizlere bırakmış olduğu bu emanet, Sat abi vardı, cennet mekan olsun. Bizim Anadolu tabiriyle adam gibi adamdı. Onun için bu birlik beraberlik içerisinde daha güçlü, daha iyi yerlere gelmeyi temenni ediyorum. Ben İsmet Kütük olarak kardeşim. Başka diyeceğim, siz sorun, ben söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Tabii. İyi ki varsın. Tabii, sağ olun.
28 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da yapılan Kastamonu Tanıtım Günleri'nde Kastamonu'nun tüm doğal lezzetleri ve yemekleri standlarda yerini aldı. Üreticiler peynirinden sucuğuna, sarımsağından balına her türlü lezzeti İstanbullularla ve hemşerileriyle buluşturdu. Karabük BRT TV olarak buraya hoş geldiniz diyorum. Sizleri her zaman izliyoruz ve gurur duyuyoruz. Kastamonu'dan gelen organik bütün doğal lezzetleri bizler şu anda Yenikapı'da Kastamonu günlerinde sergiledik. Bakın şu şekilde tel peynirlerimiz, bunlar orijinal Kastamonu devrikhane seyidiler. Orada toplanan sütlerden elde edilir. Evet, tereyağlarımız şu şekilde üzerinde Kastamonu yaylalarından diye yazar. Neler doğal, neler organik. Biz bu insanlara ne yedirebiliriz? Yani biz hemşehrilerimizi buraya kucaklamaya geldik. Vallahi ne söyleyelim, biz kendi ürünlerimizi aldık, çıktık, geldik buraya. Nasıl ilgi pastama? Var. Tat, lezzet. Ya bu ürünleri zaten biz kendimiz yaptığımız için. Karşı İstanbul. Bunların tabii ki İstanbul halkına, İstanbul'daki vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize hem ziyaret hem ticaret maksatıyla getirdik. O lezzeti ayaklarına getirdik. Yoksa ki onlar Kastamonu'ya gelecekler. Bu lezzeti tadabilmek için de olsa daha iyi. Buyursunlar, gelsinler buraya. Kesane balımız şöyle söyleyeyim. Türkiye'de en meşhur da Kastamonu'ndadır. Biz bunu iddia ettik. Kanıtladık. Tabii ki Türkiye'miz bal cennesidir. Kesane balı tüm Karadeniz sahil dağlarının hepsinde vardır, tüm illerinde vardır ama biz iddia ettik ki Kastamonu'nunki en meşhuru, en iyisi, en şifalısı. 2013'ün de Kastamonu balı İstanbul Yenikapı'da başta Kastamonular olmak üzere tüm İstanbullularla buluştu. Evet, afiyet olsun. Evet, bu tür tanıtım günlerine en çok ilgi gören yerleri de gıda, yani yöresel ürünlerin satıldığı bölüm. Şöyle bakıyorsunuz, sevgili Onur da gösteriyor. Yoğun bir kalabalık var. Tabii ki buraları şenlendiren kişiler de var. Sayın Tunoğlu. Evet, Osman abim, başkanım. Hoş geldin. Kolay gelsin. Maşallah standlar full dolu. Neler söylemek istersin? Vallahi hemşerilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ederiz. Gayet güzel havada müsaade etti. Bu kış gününde güzel bir etkinlik oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve KASKON'a teşekkür ederiz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sizlere teşekkür ederiz. Halkımızın yoğun ilgisine teşekkür ederiz. Ama biz işimizi gayet özveriyle, sevgiyle yapıyoruz. Et ekmeğimizi ıspanaklısına kadar, mantarlısına kadar hepsini elimizden geldiğince en iyi şekilde yapıyoruz. Şu anda 12 kişilik bir ekiple çalışıyorum burada. Bartın'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 genç toprağa verildi. Bartın İnkumu yolu Boğaz mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren sürücü Berkan Kaya ile yanındaki arkadaşları Rahmican Odabaş, Özgür Çomak, Koray Uğuz ve Muratcan Körükçü'nün Bartın Devlet Hastanesi'ndeki otopsileri tamamlandı. Odabaş'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Çaydüzü mahallesindeki evinin önüne getirildi. Burada dua edilmesinin ve helallik alınmasının ardından gencin cenazesi Çaydüzü mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi. Baba Necip Odabaş'ın tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülürken törene gencin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Siyah Aldatmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser ile vatandaşlar katıldı. Seyyiatın hasenatına tebdil eyleye. Münkeren Hazretinin suallerine... Kazada hayatını kaybeden diğer gençlerin cenazelerinin ise tekke önü ve taban özü köyleri ile Abdipaşa beldesi ve Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi. Bartın İnkumu yolu Boğaz mevkiinde Ümit Kömeç idaresindeki kamyon ile Berkan Kaya yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan sürücü Kaya ile yanındaki arkadaşları Odabaş, Çomak, Uğuz ve Körükçü'nün hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kazada yer almayan kamyon şoförü Kömeç, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Bartın'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.
Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yaşayan Zeki ile eşi Mukaddes Akküp'ten haber alamayan yakınları çiftin ikametlerine gitti. Eve girdiklerinde karı kocayı hareketsiz halde bulan yakınları durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler incelemelerin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Akküp çiftinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendiriliyor. Zonguldak'ın Karadenizeli ilçesinde bir kişinin babasının çalıştığı atölyeye minibüse girip malzeme ve makineleri devirmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. İddiaya göre Ortacı köyünde O.Ç. bir süredir sorun yaşadığı babası M.Ç.'nin çalıştığı atölyeye minibüse girdi. Önce malzeme ve makineleri aracıyla deviren O.Ç. 3 çalışanın üzerine minibüsü sürdükten sonra bölgeden ayrıldı. İş yeri sahibi K.T. ve baba M.Ç. yaşananların ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne giderek O.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde minibüsü atölyeye giren sürücünün istiflenen ahşap malzemeleri ve makineleri devirmesiyle aracına 3 kişinin bulunduğu alana doğru sürmesi yer alıyor. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde orman muhafaza memuruna saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Orman muhafaza memuru S.D. Mahmutoğlu köyünde kesim işlerini denetlemek için gittiği bölgede daha önce aralarında husumet bulunan bir kişinin boğazını sıktığı, yaşanan arbedede gözlüğünün kırıldığı ve ölümle tehdit edilip hakarete uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında zanlılar S.K., H.K. ve S.K. kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret suçlamalarıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Devrek Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan son çilingir ustası Hüseyin Şahin Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaşayan insan hazineleri ödülüne layık görülmenin gururunu taşıyor. UNESCO çilingiri unvanlı Özdemir, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan, özellikle Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarla öne çıkan 3000 yıllık geçmişe sahip Safranbolu'daki tarihi Demirciler Çarşısı'nda 16 yaşında mesleğe çırak olarak başladı. Zamanla kendisini geliştirerek kilit işinde ustalaşan Özdemir, 46 yıldır ocak başında çekiç sallayarak tarihi evlere kilit üretiyor. Mesleğinin son temsilcisi yaptığı kilit kilitlerle tarihi konakların yaklaşık 4 metreyi bulan büyük ve desenli kapılarını süslüyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde restorasyona alınan UNESCO'ya ait yapı ve sit alanlarının metal işlerini de yapan Özdemir'in kilitleri yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor. Özdemir, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden yaşayan insan hazineleri ödülünü almaktan onur duyuyor. Duygu gerçekten anlatılacak değil ancak yaşanacak bir duygu. Bizim yıllarımızın verdiği bir emeğimizin karşılığını aldık diye düşünüyorum. Her ne kadar biz alsak bile bizim gibi bizim seviyemizde olan çok arkadaşlarımız var. Bu ecdadının esas zanaatkarları olarak yetiştirilerek ne olarak önce ustalarımıza ve ailemize teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü her şey başlı başına olacak bir şey değil. Üst seviyedeki zirveye çıkan ustalarımız ne yapmış, nasıl üst seviyeye geldiyse biz bunları araştırdık. Biz de yaptığımız eserlerde aynen birebir bunları uyguladık ki biz böyle bir ödüle layık olduk. Şimdi işimize daha da sarılmamız gerektiğini ve
bu sorumluluğu da en güzel şekilde yapmamız gerektiğini anladık ve biliyoruz. Bilgilerimizi biraz daha bilgi katmamızı, aynı yerde, aynı seviyede ustalığımızın saymamasını ve az önce bahsettiğim gibi daha üst zirveye çıkan ustalarımızı örnek alarak biz de onlara katılmamızı gerektiğini biliyoruz ve onu bize hissettirdi. Yani aynı yerde saymak değil, üst zirveyedeki ustalarımızın nasıl oraya geldiklerini araştırıp ve oraya geçmemizi aklımıza getirdi yani. Karabük Üniversitesi Dil ve Sanat Kulübü Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı kapsamında Mevlana'nın izinde manevi ve kültürel farkındalık adlı projesiyle 100 bin TL destek almaya hak kazandı. Projenin birinci aşaması olan Mevlana ile ilgili eğitim seminerleri İlahiyat Fakültesi Ahmet Yesevi Salonu'nda gerçekleştirildi. Karabük Üniversitesi Dil ve Sanat Kulübü tarafından Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı kapsamında Mevlana'nın izinde manevi ve kültürel farkındalık temalı etkinlik gerçekleştirildi. İlahiyat Fakültesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Mevlana Celaleddin Rumi'nin manevi ve kültürel mirasını genç nesillere aktarılarak hoşgörü ve sevgi temelinde farkındalık oluşturulması amaçlandı. Mesnevi'yi okuduğunuzda veya divanını, yani karşınızda sanki hem Mevlana hem İbn Arabi oturmuş konuşuyorlar zannedersiniz. Bugünkü programımızda Hazreti Mevlana'nın düşünce dünyasını daha yakından tanıyacak, onun insanlığa rehberlik eden öğretilerini değerli hocalarımızın katkılarıyla yeniden değerlendirme fırsatı bulacağız. Karabük olarak biz üniversite yönetimimiz ile birlikte SKS Daire Başkanlığımız ile bu proje duyurusu başladığı andan itibaren çok hızlı bir hızla davranarak güzel bir çalışmaya imza attık ve ilimizden 10 tane proje bakanlığımıza yazılmış oldu. Bu projelerden de 6 tanesi destek görmüş oldu. Ve gerçekten bu projelerin içerisinde de en çok bütçe alan ve gördüğüm kadarıyla az önce hocamlara da ifade ettiğim en disiplinli giden projemiz bu projemiz oldu. Bu konuda ben özellikle Kamil hocamlara ve ekibine teşekkür ediyorum. Bugün inşallah seminerler dizisinin bir parçası olarak Sufi düşüncede Mevlevilik konusuna değineceğim. Özellikle Mevlana Celaleddin Rumi'nin Anadolu'daki o kurucu şahsiyet olarak ve Mesnevisi de kurucu eser olarak Anadolu irfanına nasıl bir etkide bulunmuş, bizim dindarlığımızı veya Anadolu'daki İslami düşünceyi nasıl etkilemiş, bunlarla ilgili çok çarpıcı birkaç örnekle inşallah sunumumuzu yapacağız. Bu hem öğrencilerimizin yani Anadolu'daki kültürümüzü anlamaları ve bizim dünyaya açılan değerlerimizi tanımaları açısından çok önemli olduğu kanaatindeyim. Vesile olanlara teşekkür ediyoruz. Güzel bir proje hazırlandı. Dil ve Sanat Kulübü öğrencilerimize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burada projemizin ilk aşamasını gerçekleştiriyoruz. Hazreti Mevlana'yı anmanın ve anlamanın aslında ilk adımını öğrenci arkadaşlarımızla birlikte atmış oluyoruz. Ben de bugün burada bir kurucu metin olarak Mesnevi isimli bir sunumla, konferansla inşallah Hazreti Mevlana'yı daha iyi tanıtmak için öğrencilerimize önce kendi anladıklarımı arkadaşlarımıza aktarmaya çalışacağım. Bugün inşallah hazırlamış olduğumuz bir projenin ilk ayağı olan seri seminerlerimiz, seri konferanslarımızı gerçekleştiriyoruz. Malumunuz Mevlana Celaleddin Rumi'nin 751. Vuslat yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ben de inşallah nasip olursa bugün son oturumda Mevlevilik'te musiki konusunu anlatmaya çalışacağım. Gel Şehzade, gel sen. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler, tarihi ve kültürel dokuya sahip Osmanlı kasabasında keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.
Hafta sonu tatilinde ilçeye günübirlik gelen veya konaklayan turistler Arnavut kaldırımı sokakları ve tarihi çarşıyı gezdi. Ziyaretçiler yokuşların çokluğu ve hafta sonu yoğunluğu nedeniyle uzun süren gezintilerinin ardından Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyrederek yorgunluklarını attı. Biz Kırklareli'nin ilçesinden geldik. Safranbolu'yu çok beğendik. Gerçekten çok güzel. Eğlenceli bir şehir. Valla güzel, çok süper yani. Değişik bir manzara. Yani gerçekten çok şahane yani, görüntü olarak da. Hafta sonu yayınlanan Köyden Köye programı İflani'nin Bağlıca Köyü'ndeydi. Programda Bağlıca Köyü'nün 3 şehidinin mezarları ziyaret edildi. 1992'de Diyarbakır'da şehit olan Zabit Gelik, 1994'te Hakkari'de şehit olan Musa Üstün ve 1997'de Şırnak'ta şehit olan Alişen Korkut mezarları başında anıldı. Ben hem Bağlıca Köyü Dernek Başkanıyım Erdal Gelik, hem de İstanbul İflaniler Dernek Başkanıyım. Şehit Zabit Gelik benim amcamın oğlu. 1992'de Diyarbakır'da şehit oldu. Şehitlerimize değer vermek veya onların ismini yaşatmak adına da dernek olarak köyümüzde bir takım çalışmalar yapıyoruz. Onların adına cami veya yemekhane inşaatlarımız var. Burada amcamızın oğlu Şehit Zabit Gelik'in kardeşi Ercan var. Öncelikle Belisevi ailesine teşekkür ederiz. Allah razı olsun bu hizmeti verdikleri için. Buraya geldik ve bizi sevindik. Biz de şeyden aldık, Efran'da çalışıyorum Haymahmut'ta. Biz de efendim isteğimiz devletimizden 15 Temmuz'da verilen hizmet aynı bu şehitlerimize de verilsin. 15 Temmuz'da gidin mezarlıkların etrafına bakın, bizim mezarın çevresine bakın. BRTV ailesine bu programı yaptığı için çok teşekkür ederim. Derneğimiz 2847 sayılı kanunla kurulan derneğimiz. Karabük Şubesi'ni Karabük Şubesi olarak 2009'da kurduk. Ve şehit ve gazilerin ihtiyaçlarını, işte şehitlerimizin aileleriyle, mezarlıklarıyla ilgilenen bir derneğimizdir. Ya duygulanıyoruz. Allah'a şükür şehidimizin olduğu yere, memleketine gelin geldim. Allah razı olsun, Allah'a şükürler olsun. Tesadüf de olsa Allah'ım devletimize zeval vermesin. Devletimize güç kuvvet versin. Onların sayesinde ayaktayız abla. Askere gitti. 1994'te şehit düştü hakkında çıkıyordu. Piç ekende saatte. Kaç yaşındaydı o zaman? O zaman 22 yaşındaydı. Evet. Böyle oldu. Oradan sonra orada şehit düştü hakkında çıkıyordu. Piç ekende başladı. Yok, kurtuluş yok. Devlete yapacağımızı yaptık. Yani devlete ne yaparsa yapsın. Çok zor. Yapacağımız bir yer. Musa Üstün benim İstanbul'daki hayatımla biz beraberdik. Beraber çalışıyorduk. Haftalık birbirimizi devamlı çalıştığımız iş yerleri ayrıydı ama haftada bir gün mutlaka buluşurduk. İkinci anımız Musa Üstün aynı devredeyiz. Ben 3'e 1, o 3'e 3 olarak askere gitti. Orada menfaat etti. Şimdi arkadaşınız da. Evet. Başınız sağ olsun tekrar. Dedesinin adı Mustafa Korkut. Şehidimizin ismi o da Ali. Alişen ama hani köy olarak Alişen Korkut. Bunlar bu şekilde. Başka yapacağımız bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Cennetin mekanı olsun. Çok bir delikanlı, çok bir efendi çocuk. Bir deme vardır. Analar böyle bir şey dünyaya getirmez diye söz vardır. Hani çok bir tatlı bir çocuğudur. Tamam. Buraya geldik. Defnettik. Allah rahmet eylesin. Uzun süre bir çatışmanın sonucunda şehit oluyor. Çatışmış olduğu beraber tim arkadaşlarıyla beraber uzun süre bir çatışıyorlar ve bunun sonucunda da şehit düşüyor. Allah rahmet eylesin. Rabbim şu anda görev yapmakta olan askerlerimizin ayağına taş değdirmesin inşallah. Karabük'te özel gereksinimli çocuklar off-road araçlarıyla gezinti yapmanın heyecanını yaşadı. Küçük arkadaşlarımızı ormana götüreceğiz. Orada onlarla beraber vakit geçireceğiz. Onlara kar topu oynatacağız.
hem de kamp alanımızı ziyaret edeceğiz. Öyle bir etkinlik başlattık arkadaşlarımla beraber. Safranbolu Yard of Offroad Kulübü'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda offroad araçlarına bindirilen özel çocuklar şehirde ve ormanlık alanda gezinti yaptı. Kulüp üyeleriyle ormanda gün boyu şarkılar söyleyip eğlenen çocuklara çeşitli ikramlar da verildi. Hocam biz buna binmek istiyoruz. Gördüm ekibi için. Etkinlik bir tutum için. Teşekkür ederim. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde fiziksel engelli kızının gelişimi için yaşadığı beldeden ilçeye taşınan Havva Dinçer, çocuğunu hayata hazırlamak için elinden gelen her türlü çabayı gösteriyor. Yaklaşık 5 yıl boyunca yaşadığı beldeden annesinin desteğiyle ilçe merkezinde bulunan gençlik merkezine haftada 2 gün gelerek provalara katılan Dinçer, topluluğun oyunlarında yer aldı. Zaman içerisinde ekip üyelerinin de desteğiyle okumasını ve ezberini geliştiren Dinçer, daha etkin şekilde rol almaya başladı. Dinçer'in diğer kızı Ayşemine Gül Dinçer de provalara vaktinde yetişebilmesi için kardeşini ilçe merkezinden ev satın aldı. Annesiyle ilçe merkezine taşınan bu sayede hiçbir provayı kaçırmayan Dinçer, zamanının büyük bir bölümünü çok sevdiği ekip arkadaşlarıyla geçiriyor. Başa geçecek yer mi bulamadınız da buradan geçtiniz? Bravo. Şimdilerde yarım kalan aşk hikayesini anlatan Halime isimli tek perde oyununu sahneye koymak için çalışmalarını sürdüren Dinçer, tiyatro sayesinde hayata bağlanıyor. Evimin anahtarı diyorum, evimin sahibi diyorum. O olmasa bilmem, bana ömrüme ömür veriyor Zübeyde. Ve unuttuklarımı hatırlatıyor bana. Hani arkadaşım, annem, böyle her şeyim Zübeyde. Ben ona bağlamışım. O, biz birbirimizden ayrı duramayız ve yaşayamayız. Çok mutlu, çok mutlu. Anlatamam yani. Zübeyde uyku uyumadı mesela akşam. Ne giyeceğim, nasıl yapacağım? Ondaki heyecan, ondaki mutluluk yani. Anlatamam. Öldürdün beni. Nasıl Zübeyde? İlk zamanlar küçük roller veriyorduk. Ezbere dair roller yoktu. Okuma yazması da zayıftı. Ama bize alıştıkça, ortama alıştıkça ve tiyatroya daha çok alıştıkça daha çok azim gösterdi ve sayemizde okuma yazmasını daha çok söktü ve ezber yapmaya başladı. Bu en son Halime oyunumuzda eline metin verdik, ezberini yaptı ve o şekilde sahne aldı. Bu. Elin belinde. Bu. Bu herkese çok mutluyum. İyi ki varlar. İyi ki onlar benim hayatıma girmişler. Sıfırları. Hayır. Zonguldak'ta meslek lisesi öğrencileri araçların kışlık lastik değişimini yaparak mesleki deneyim kazanıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlamasının ardından Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 16 öğrenci için proje başlatıldı. Bu kapsamda araçların kışlık lastik değişimini yapan öğrenciler okulun döner sermayesine katkı sağlamalarının yanı sıra hem harçlıklarını çıkarıyor hem de tecrübe edinme fırsatı buluyor. Motorlu teknoloji, motorlu araçlar teknolojisi alanı öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini araç üzerinde yapmaları için başlatmış olduğumuz bir proje. Kışlık, yazlık değişimi, yazında yazlık kışlık değişimini araçlarda burada yapmaktayız. Dönel sermaye kapsamında bu uygulamalar yapılmakta. Bir ücret alınmakta ve bunlar dönel sermaye hesabına yatırılmakta. Bu hesaptan öğrencilerimize harçlık olarak ücretler verilmekte. Hem de uygulamalı eğitimlerini burada görmekteler.
Değişik teknolojik araçları burada tanımaktalar. Yine müşteri iletişimlerini burada uygulamalı olarak görmekteler. Bunlar için yapılan bu işler öğrencilerimiz için bulunmaz bir deneyim. Piyasadaki iş yerleri bayağı yoğun oluyor. Randevu alma güçlüğü de oluyor. Burası bir nebze daha sakin. Aynı zamanda okul olduğu için öğrencilerin yetişmesi açısından, yani pratiklerin artması açısından da bir katkımız olsun diye. Ayrıca işte vereceğimiz ücret karşılığında da bir şekilde hem okula katkı hem öğrenciler harçlığının katkı olması için burayı tercih ediyorum. Eşit seviyede yapıyoruz. Yani oradaki piyasadaki fiyat neyse burada da o. İş kalitesi açısından da bir eksiğimiz yok zaten. İleride yapacağım işlerimi de burada yapıyorum. En azından tecrübe kazanmış oluyorum. Zonguldak'ın Çarcuma ilçesinde çocuk yaşlarda öğrendiği terziliği 40 yıldır aynı heyecanla sürdüren Naci Yurt, 15 metrekare dükkanında mesleği öğrettiği oğluyla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. İlçeye bağlı Perşembe beldesinde yaşayan Naci Yurt, 13 yaşında terzinin yanında çırak olarak çalışmaya başladığı mesleğinde ustalaşıp askerliğin ardından dükkan açtı. Zamanı beldenin aranan ustalarından biri haline gelen Yurt, okuldan kalan zamanlarında dükkanında vakit geçiren oğlu Ferdi Yurt'a da mesleğin inceliklerini öğretti. Mesleğe saygı, müşteriye saygıyla başlar anlayışıyla 18 yıldır aynı dükkanda çalışan baba oğul, ömürleri vefa ettiği sürece birlikte terzilik yapmak istiyor. Baba oğul arkadaş gibiyiz. Yani o kadarı yani iki canla kan gibiyiz. Yani o çırak, ben baba değilim. İkimiz bir arkadaş gibi gerçekten birbirimize çok alıştık. Dükkanımı sabahleyin açarım. Akşama da dükkanımın kapısı kapanmaz. Bereket. Erken gelirim Allah nasip ederse. Bismillahirrahmanirrahim derim. İşte bir sökük gelsin, bir fermuar gelsin diye bekleriz. Müşteriye çok ilgilenerek gösteriyoruz. Çünkü müşteri çok önemli. Müşteriye ilgi gösteririz. Amca deriz. Küçüklere yeğenim deriz. Büyüklere amca, abi, kardeşim. Çünkü insanlar sevgi istiyor. Sevgi olmazsa ticaret olmaz. Gülmesini bilmiyorsa ticaret yapmayacaksın. İnsanları seveceksin. Ondan sonra insanlar da seni sever. Sevdim. Severek yaptım. Babam bana illa ki bu işi yapacaksın demedi. Git özel sektörde de çalış demedi. Ama ben bu işi severek, kendimi geliştirerek, babamın yaptığı işlere bakarak yapa yapa kendimi geliştirdim. Yani usta oldum yani babamın yanında. Terzilik mesleği çok titizlik isteyen bir meslek. Yani santimlerle uğraşıyoruz. Yarım santim, bir santim. Mesela öyle bir müşteriler geliyor ki yarım santim bol olmuş, yarım santimler olmuş. Ben bunları mesela yani normal karşılıyorum. Yani hiçbir zaman kızmıyorum. Yani yok yarım santim ne olacak demiyoruz. Müşteri bizim için çok değerli. Yani nesilden nesile, babadan oğula ekmeğimizin peşindeyiz. Sevgili izleyenler, şimdi sırada BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın Roma'da 4 gün başlıklı köşe yazısını sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. Roma'da 4 gün. Geçtiğimiz hafta ani bir kararla İtalya'nın başkenti Roma'ya gittim. Avrupa'nın tarihi ve gizemli şehirlerinden biri olan Roma'ya gidiş amacım turistik bir gezi değil. Uluslararası Fibonacci robot olimpiyatlarını takip etmek, orada yaptığımız çekimleri BRTV aracılığıyla izleyicilerimizle paylaşmaktı. Bu önemli organizasyonun Karabük'le ilgili iki önemi vardı. Organizasyonu düzenleyen şirketin yetkilisi Orhan Çevik kardeşimiz, Karabük Üniversitesi mezunlarındandı. Karabük'te kaldığı öğrencilik yıllarında aktif kişiliği ve sosyal alandaki çalışmalarıyla iz bırakmış, mezun olduktan sonra da Karabük ile yakın ilişkilerini hiç kesmemiş bir kardeşimizdi. İkincisi ise Bahçeşehir Karabük Koleji, Roma'daki bu önemli organizasyonu 4 ayrı öğrenci grubuyla katıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci velileri Fibonacci Robot Olimpiyatlarında Karabük'ü temsil ederek büyük başarı elde ettiler. Böylesine önemli bir organizasyonu en iyi biçimde görüntüleyebilmek için ya BRTV'den bir kameraman getirmem ya da BRTV Almanya temsilcimiz Alina'nı Roma'ya davet etmek gerekiyordu.
Avrupa Birliği ülkelerine vize sorunu nedeniyle Ali İnan'ı davet ettim. Benimle aynı gün, hatta yarım saat arayla Roma'ya indi ve Fiumicino havaalanında buluştuk. Ardından da Roma Aurelia Antica Oteli'ne yerleştik. Bir gün şehir gezisi yaptık. Roma'nın tarihi, turistik yerlerini gördük. Dünyanın açık hava müzesi şehirlerinden biri olarak kabul edilen Roma'da yüzyıllar öncesinden kalan tarihi yapıları gördük. Muhteşem meydanlarında dolaştık. Ünlü pizzasını yedik. İtalya ve Roma'nın içinde bulunan ancak ayrı bir devlet sayılan Vatikan'ı gezdik. Orada çekimler yaptık. Azerbaycan ve Kahramanmaraş ilimizden gelen öğrenci ve öğretmenler ile röportajlar yaptık. Geçtiğimiz hafta Cuma ve Cumartesi günleri ise İtalya'nın ünlü salonlarından biri olan Salona delle Fonte'de Türkiye ağırlıklı olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ve toplamda 13 ülkeden 1123 yarışmacının katıldığı Fibonacci Robot Olimpiyatlarını 2 gün boyunca yakından takip ettik. İlkokuldan üniversite düzeyine kadar öğrenciler tarafından tasarlanan robotlar ve projeler jüriler tarafından tek tek değerlendirildi. Sonuçta dünya birincileri, ikincileri ve üçüncüleri belirlendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrenciler büyük başarı elde ederken, Karabük Bahçeşehir Koleji'miz de 4 dalda katıldığı olimpiyatlarda büyük başarı elde etti. Ali İnan kardeşimle birlikte hem Roma gezimizi hem de bu muhteşem etkinliği BRTV'ye ulaştırdık. Fibonacci Robot Olimpiyatlarını çok geniş biçimde yayınlayan tek televizyon kanalı olduk. Elbette haber olarak Türkiye ve birçok ülkede yer aldı. Özellikle İtalyan medyası da yakından ilgi gösterdi. Ancak başlangıçtan ödül törenine kadar olimpiyatları izleyen tek kanal BRTV oldu. Bu dev organizasyonu başarıyla gerçekleştiren Karabük Üniversitesi mezunu, değerli kardeşimiz, başarılı iş insanı Orhan Çevik ve ekibine içtenlikle kutluyorum. Karabük'ten Roma'ya giden ve olimpiyatlarda büyük başarı elde eden Bahçeşehir Koleji'nin kurucusu Erdal Akıncı başta olmak üzere öğrencilerini, öğretmen ve öğrenci velilerini de kutluyorum. Ülkemizin dört bir yanında Roma'ya gelen öğrenci ve öğretmenlerin büyük heyecanları görülmeye değerdi. Birçoğuyla tanıştık, röportajlar yaptık. Özellikle kardeş, Azerbaycan'dan gelen öğrenci ve öğretmenlerin mutluluklarına bizzat tanıklık ettik. Hatta otelimizde kalan Azerbaycanlı öğretmen ve öğrencilerin başarılarını kutlama eğlencelerine hem tanıklık ettik hem de görüntüledik. Bu dev organizasyon birçok yönden önemli. Her şeyden önce henüz ilkokul, ortaokul, lise ya da üniversite çağındaki öğrenci belki de ilk yurt dışında uluslararası bir etkinliğe katılmış oluyor. O gencecik evlatlarımız yurt dışında İngilizce başta olmak üzere yabancı dilin önemini bizzat gözlemlemiş oluyorlar. Robot olimpiyatlarına hazırlanırken projenin önemi ve başarılı bir proje yapmışlarsa orada aldıkları birincilik, ikincilik, üçüncülük onları gelecek için motive ediyor. Başarının mutluluğunu, gururunu yaşatıyor. Roma'da gözlemlediğim bir başka güzellik ise kardeş Azerbaycanlı öğretmen ve öğrencilerin en azından 3 dil bilmeleriydi. Her Azerbaycanlı Türkçeyi biliyor. Bizimle konuşurken Türkiye Türkçesine yakın konuşabiliyorlar. Azerbaycan'da konuşulan Türkçe zaten rahatlıkla anlaşılabiliyor. Rusça biliyorlar. Ortaokul seviyesinde her öğrenciyle elbette öğretmenleri İngilizceyi de çok iyi konuşabiliyorlar. Son olarak çok değerli dostum, kardeşim, BRTV Almanya temsilcimiz Ali İnan'a teşekkür etmek istiyorum. Ali'cim, Roma'da önemli bir programa davetliyiz. Dortmund ya da Düsseldorf'tan uçağa atla gel dedim. Ve anında Roma'ya geldi. 4 gün boyunca hem bana yoldaşlık yaptı hem de en kaliteli biçimde Roma gezimiz ile Fibonacci Robot Olimpiyatlarını görüntüleyerek BRTV izleyicilerimize en kaliteli biçimde ulaştırmamızı sağladı. Elbette son teşekkürü de BRTV'nin başarılı teknik müdürü Mustafa Çevik ve teknik ekibimize ediyorum. Orada çektiğimiz görüntüleri montajlayarak anında izleyicilerimize ulaştırdıkları 4 gün gibi kısa ama dolu dolu bir Roma seyahatinde geride kaldı. Bu duygularla Fibonacci Robot Olimpiyatlarını Roma'da büyük bir başarıyla düzenleyen başta Orhan Çevik dostumuz olmak üzere ekibine ve emeği geçenleri kutluyorum. Spor bülteni ile karşınızdayız. Karabük İdman Yurdu Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Çorlu Spor 1947 ile karşılaştı. General Basri Saran Stadyumu'nda oynanan mücadelede Karabük İdman Yurdu 3-1 mağlup oldu. ASD Yapı Eflani Spor Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Sorgun Belediyespor ile karşılaştı. ASD Yapı Eflani Spor, Sorgun Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Karabük İdman Yurdu Spor, TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Çorlu Spor 1947 ile karşılaştı.
General Bastı Saran Stadyumu'nda oynanan mücadelede Karabük İdman Yurdu 3-1 mağlup oldu. Yani o puan tablosu yukarı çıkmak bizim elimizde. Elimizden geleni yapacağız. ASD Yapı Eflani Spor Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 11. Hafta Mücadelesi'nde deplasmanda Sorgun Belediyespor ile karşılaştı. ASD Yapı Eflani Spor Sorgun Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar. Emko İyi Kombi ekonomi haberlerini sunar. Emko İyi Kombi ekonomi haberlerini sundu.